Al bunları geri. Al geri. Al onları da geri. Geri. Bay, 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 bay. Komiserim, donanma mı gelmiş buraya? Ne olmuş ya? Tövbe. Ana. Düşersiniz ya. Dikkat edin. Telefonu ver. Telefonu ver. Telefon çok acayip ya. Lan. Celal. Efendim başkomiserim. Ay. Al bu telefonu, ne yapıyorsun? Banka soyuyorlar ya. Başkomiserim, biz şimdi ne yapacağız? İçeridekilerin ne yapacağı belli olmaz. Bunlar operasyona başlamadan içeri girmenin bir yolunu bulacağız. Bankanın planını çıkarın. Ya işimizi yapamıyoruz ama lütfen açılır mısınız şuradan ya? Açılın ya. Lütfen geri gidin, lütfen. Şimdi Faruk. Sen başla. Bu ne oğlum? Bankanın ödeme planları başkomiser. Neden? Zaten bunun 4 taksidi kaldı başkomiserim. Bu bitsin. Bir daha da benim borca giren bütün... Oğlum ben sana bankanın planları dedim. Bankaya ödeme planları. Yıllık. Ama ben çıkarken bana öyle bir şey söylenmedi başkomiserim tam olarak. Banka deyince benim kafam direkt borca gitti. Memur kafası işte. Allah'ım ben çok yoruldum ya. Vallahi ben çok yoruldum ya. Artık yıldırım mı çarpıyor? Göktaşları mı düşüyor tepemizde? UFO'lar mı geliyor? Tsunami'lere mi karışıyor? Allah'ım ne olur artık. Vallahi gücüm kalmadı ya. Of. Alo Vedat. Oğlum burada mevzu çok büyük. Hemen çıkıp gelmeniz lazım. Ne oldu ya? Yoksa kavga mı çıktı? Yok kavga yok da sınır karakolu burada. Böyle top tüfek gelmişler. Biz yanlarında bando takımı gibi kaldık ya. Çıkın gelin hadi. Kim o Vedat? Söylesene kim o? Ya Faruk, Faruk ya. Gerçek karakol görünce aklı çıkmış garibin de size gelin diyor. Varabilmişler mi bankaya? Evet, evet. Şşt. Soyguncular silahlı galiba. Yoksa bunlar böyle harbe gider gibi top tüfek gelmezlerdi. Ha ha. Faruk kardeşim silahlılarsa biz hiç almayalım, gelmeyelim ya. Şimdi hani böyle şimdi trafik vardır, okul servisleri falan değil mi? Hani insanlar gımıl gımıl galiba. Vedat Bey ne diyorsunuz ya? Olmaz öyle şey. Hadi hadi, hadi gidiyoruz. İçeridekiler, kimsenin canı yanmadan teslim olun. Neyse hadi kapatıyorum ben. Hadi bay bay. Başkomiserim şimdi mıntıka onların, biz bıraksak mı acaba? Annemi almadan şuradan şuraya gitmem. O da doğru. Annedir en nihayetinde. Peki ne yapacağız başkomiserim? Bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Allah'ım şükürler olsun ya. Allah'ım. Başkomiserim bizim ödümüz koptu, size bir şey oldu diye ya. Ya biz de çok endişelendik biliyor musun? Ya dedik çocuklar gelmezse dedik, biz dedik nasıl çay içeceğiz? Ey babam ya. Ey babam başkomiserine bak hele ya. Sıfata bak ya. Elbette bak ya arkadaş ya. Vay vay vay. Ne oldu ya? Vay anam vay vay vay. Bak görüyor musun sen ya? Vay arkadaş. Ya hayaller CSI Miami, gerçekler ikincikli mahalli. Kesme zevcekliği. Ne işiniz var sizin burada? Faruk söyledi komiserim yardıma ihtiyacınız olduğunu, hemen geldik. Peki acaba olay yerine mi geldiniz, mesireye mi geldiniz? Arkadaşlar benim annemle dayım içeride. Birinizin elinde poğaça, birinizin elinde çay, bu ne ya? Kahve de var kahve. Senin başkomiserim. Ah. Bakıyorum keyfiniz yerinde başkomiserim. Sizden bir ricam olacaktı. Rica mı?
Tabii tabii, yani soygunla ilgiliyse ben hemen ekibimi toplayıp çocuklar. Yo yo değil. Ya diyorum ki hazır madem getirmişsiniz, biz de boşuna para verip aldırmayalım. Sizinkiler bize bir su servisi yapabilir mi acaba? Efendim? Hayır yani işiniz yok diye söylüyorum. Bari bir faydanız dokunsun. Arkadaş, ejderha olsak mangal yakmaya götürürler bizi. Bu nasıl bir kaderdir arkadaş? Vallahi başkomiserim ya, aynı şeyi ben de düşündüm biliyor musun? Böyle mangal filan keyfi, işte böyle duman muman çıkar, koku yapar şimdi. O yüzden vazgeçtim. Bir taraf şişer değil mi yani komiser? Başkomiserim, ben en iyisi o zaman su servisi yapayım. Hiçbir yere gitmiyorsun Vedat. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben ekibime su servisi yaptırtmam. Başkomiserim, bu içeride bir şey oluyor galiba. Nasıl?